Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu hareket ve kuvvet olacak. Konu anlatımı çözeceğim sesim ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan çalışma defteri fizik 9 hareket kuvvet 4. sayı testi olacak. Daha önce bildiğiniz üzere arkadaşlar eşleştirmeleri, boşluk doldurmaları, çoktan seçmeleri ve açık uçlu soruları çözdük. Şimdi beceri temelleri çözüyoruz. Bu testte 2 tane olacak. Beceri temelli 1 ve beceri temelli 2 soruları vaktimiz olursa. Arkadaşlar hemen hatırlatıyorum. Bunların biliyorsunuz çözüyorum tamamını arkadaşlar. Burada linkini veriyorum. Çalışma defterindeki tüm testlerin oynatma listesinde tüm testlerin cevaplarını, konu anlatımını bulabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar çalışma soruları, tekrar testleri, kazanım kavrama testleri. Bunları da çok beğeniyorum arkadaşlar. Yine MEB'in hazırlamış oldu. Konuyu pekiştirmek üzere bu testlere de bakmanızı şiddetle tavsiye ederim ki yine ben buraya linklerini koyuyorum. Onların hepsini bulabilirsiniz. Biliyorsunuz kanalım zaten matematik kanalı. Matematik videolarını da hatırlatmak isterim. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Evet, bir düzenek verilmiş arkadaşlar. Düzenekle ilgili de ne yapmamız gerektiği belirtiliyor. AB cisimli şekilde gibi ortasına çakılan çivileri kullanarak birbirine kalın iple bağlayın. Tahta var. Çiviyi çak ki o çividen ipleri bağlayabilesin diyor. Masa ile temasını kesmek için ipi masanın ucuna makara ile tuttur. Böyle bir makara bulabiliyorsan diyor. Makarayı da tuttur ki ip masaya değmesin. A cismini masada hareketsiz tutup B cismini serbest bırakınız. Şimdi bu arkadaşı tutuyoruz, elimizle tutuyoruz düşmesin diye. Bu B'yi bıraktık. A'yı tuttuğumuz için düşmez değil mi? A cisminden elinizi çekiniz ve B cisminin yere ulaşma süresini kronometreyle ölçünüz. B cisminin sistemin hareketini sağlayacak ağırlıkta olması gerekir. Ne demek istiyor? Yani hafif bir malzeme koyarsan arkadaşlar sistem harekete geçmez. Öyle bir ağırlıkta koy ki elini çektiğinde bu arkadaş masadan kayarak yere doğru harekete geçsin. Daha sonra diyor ki B cismi yerine kütlesi B'den daha büyük. Daha büyük olan nesi kütlesi ama değil mi? Yani kendisi küçük olabilir ama kütlesi büyük olabilir. Hacmi küçük olabilir, kütlesi büyük olabilir. Kütlece büyük bir cisim al diyor. Cismini bağlayın ve cisim yere ulaşana göre kronometreyi tekrar ölç. B ve C cisminin serbest bırakıldıkları anda yerden yüksekliklerin aynı olmasına dikkat edin. Neden? Bir kıyaslama yapacağız arkadaşlar. B cisminin etkisi ve C cisminin etkisi üzerine. Şurada görmüş olduğunuz zaten gösterilmiş. H yüksekliği B için de C için de aynı olsun isteniyor. Ve bu deneyi yaptıktan sonra söyle diyor. Tabi bu deneyi zihnen de yapabilirsin sevgili arkadaşım. Bir somut testler vardır. Bir de soyut testler. Bu soyut test de yapabilirsin. Yani düzeni kurmadan hayal edebiliriz. Yaptığınız etkinliği ne demiş? Temel alarak aşağıdaki soruları cevabın. B ve C cisimlerin yere ulaşma süreleri eşit midir sebebini söyleyiniz. Arkadaşlar normal şartlarda ölçtüğünde eşit olmadığını görürsün. Çünkü F net eşittir M çarpı A değil mi sevgili arkadaşlar? Aynen öyle. Şimdi net kuvvetin artışı hızlanma ivmesini arttırır mı arkadaşlar? Arttırır. Şimdi bak bu sistemi biz genel olarak şöyle sembolize ediyoruz değil mi? Bütün sorularımızı hep böyle görüyoruz. Tak. Şurada cismimiz var. Bu cisim çekiyor. Sevgili arkadaşlar şu cisme etkiyen net kuvvet bu ipteki gerilmedir. Yani şuradaki cismin ağırlığıdır. F net M çarpı A. M de buradaki M'dir arkadaşlar. Ben bu F'i arttırdığımda B cismi C cismi değil mi? MB, MC diyelim. MC MB'den büyük olduğu için arkadaşlar F net dolayısıyla artar. F net arttığı için artar. Dolayısıyla ivme de artar. İvmenin artması ne demek sevgili arkadaşlar? İvme zaten şu değil miydi? İvme delta V bölü T idi. Hızdaki artış miktarı. Yani dolayısıyla ivmeyi arttırınca cismin hızı da artmış oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla C cismini bağladığımda bu arkadaşın yere düşüş süresi daha kısa olur. C cismi daha erken yere ulaşır diyelim. Değil mi? Ulaşır. Düşer olumsuz bir kelime olduğu için biz ulaşır diyelim. Tamam, güzel bir analiz yaptık bana sorarsanız. B cismi yerine C cismi kullanıldığında tamam. A cisminin ağırlığında
ve A cismine uygulanan net kuvvette bir değişiklik gözlenir mi? Sevgili arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyelim değil mi? A cismine uygulanan net kuvvette bir değişiklik olur mu? Tabii ki olur. Zaten burada söyledik onu değil mi? Çünkü A cismine, hop şöyle yapalım. Şöyle tekrar çizdiğimizde. Şuradaki kuvvet ipteki gerilme olur ya sevgili arkadaşlar. İpteki gerilme, hatta şimdi bir sonraki soruda onu yapacağız. Şöyle çizersek şu ağırlık ipteki gerilme kadardır değil mi? T eşittir G kadardır arkadaşlar. Senin A cismine etkiyen net kuvvetin ipteki gerilme kadardır. Ben bu cismin kütlesini arttırdığımda T artar. T artar. Dolayısıyla F kuvveti arkadaşlar artar. F kuvveti artar. A cismine uygulanan net kuvvet de artar. A cisminin ağırlığında bir değişiklik olur mu? Niye olsun ki? Arkadaşlar A cisminin ağırlığı M çarpı G değil mi? Sevgili arkadaşın kütlesinde herhangi bir değişiklik yapmadım. Yer çekimi inmesinde de herhangi bir değişiklik yok. Sevgili A cisminin ağırlığının artması için herhangi bir sebep yoktur. Şimdi şunu diyor sevgili arkadaşlar, üçüncü geldiğinde ait serbest cisim diyagramı. Arkadaşlar eğer sen bir mühendis olmaya karar verdiysen, ki 9. sınıftasın, hayalinde mühendis olmak varsa şu söyleyeceğimi lütfen çok iyi dinle. Bunu 11. sınıfta da tekrar karşılaşacaksın. Serbest cisim diyagramını CSCD'yi güzel çizebilen, anlayabilen biri arkadaşlar çok güzel bir mühendis olur. Vektör konusunu nefis anlar. Ben bunu üniversitede öğrenmiştim. Biz üniversitede İngilizce'de okuduğumuz için free body diagram derler. Biliyorsunuz ben ODTÜ mezunuyum. ODTÜ'de okudum. ODTÜ'nün eğitim öğretim dili İngilizcedir arkadaşlar. İngilizce öğreniriz biz. Hatta serbest cisim diyagram lafını bilmeden ben free body diagramı biliyordum. Bunu çizebiliyorsan bu iş olmuş demektir. Bu da ne demek biliyor musun? Şuraya çizeyim. Şunu diyor kes, uzayda tek başına göster. Bak cismi çizdim arkadaşlar. Şu C değil mi? Şimdi kestim aldım. Burada ne var? Bir tane de ip var. Şimdi sevgili arkadaşlar ipi temsilen şu arkadaşın T gerilmesini yazarsın. Bu ipi temsil eder. İpteki gerilme kuvvetidir. Bu arkadaşın bir de neyi vardır? G'si vardır arkadaşlar. Ağırlığı. İşte G vektörel bir büyüklük, ağırlık. T'de sevgili arkadaşlar ipteki gerilme yine vektöreldir. Bu arkadaşın serbest cisim diyagramı böyle çizilir. C cismi budur. Ağırlığı budur. İpteki gerilme de budur arkadaşlar. İpteki gerilme de bu arkadaş kadardır. Sabit hızla hareket eder bunlar eşit olduğunda. Evet. Şimdi 4'e gelelim. Deney kutuplara daha yakın bir yerde tekrarlansaydı cisimlerin ivmeleri nasıl bir değişiklik gösterirdi? Şimdi sevgili arkadaşlar onu yani genel olarak duymuşsundur. Şimdi normalde biz dünyayı küresel kabul ediyoruz değil mi? Böyle top gibi yuvarlak. Ama gerçeği nasıl arkadaşlar? Kutuplardan biraz basıktır. Şimdi ben abartarak çiziyorum. Şimdi abartarak çizdim çünkü abartarak çizdiğimde anlaşılır olsun diye. Kutuplardan biraz basıktır aslında değil mi arkadaşlar? Geoid derler hatta ona. Şöyle hafif basıktır. Buralar kutup bölgeleri. Kutup. Bak dünyanın merkezini de buraya sıkabilir. Sevgili arkadaşlar dünyanın merkezine kutuplar bak dikkat edersen daha yakın olur. Eğer dairesel olsa çembersel R sabit olurdu değil mi yarıçapımız? Tabii biz genel olarak dünyanın yarıçapını sabit yani her yer için yaklaşık 6300 bir soru da var zaten 6371 kilometre 1000 kilometre der işte Wikipedia'nın kaynağı. Kimi kaynaklarda da 6380 kilometredir arkadaşlar. Dünyanın yarı çapı. Ancak dikkat edersen kutuplardan biraz basık olduğu için merkeze daha yakındır. Ve dikkat et bak ekvator burası. Ekvator bölgesinde R daha büyüktür. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar kutuplarda çekim kuvveti daha fazladır. Daha fazla olduğu için de arkadaşlar sistemin ivmesi artacaktır ve sistemin ivmesi arttığı için de F eşittir MA kuvvetler artacaktır, ağırlıklar artacaktır
ve cisimlerin yere ulaşma süreleri sevgili arkadaşlar hızlanma ivmeleri artacağı için düşüş süreleri de daha kısalacaktır. Şunu bilmemiz faydalı. Yani teorik olarak bilsek yeterlidir ki şeyde sen söyle. Mesela beceri 2'liye geçiyoruz şimdi. Şu beceri 2'de arkadaşlar temel 2'de çok daha güzel konuşacağız o konuyu. Hatta şurada artık ikinci soruda çok daha şahane yorum yapacağız beceri 2'nin. Tamam. Bu kısım tamam. Şimdi beceri temelli 2'ye geçtiğimde önce bana bir bilgi veriyor. Diyor ki Newton'un ikinci kanunun cisimlerin üzerine net bir kuvvet etki ettiğinde o cismin bir ivme kazanacını belirtir. Bu kanun F eşittir ma. Fiziğin neredeyse en meşhur kanunu arkadaşlar. Newton ilk kez bu kadar vurucu çalışmalar yapmış biridir. Newton arkadaşlar sadece fizikçi değil, nedir? Matematikçidir. Bildiğiniz üzere benim kanalımda hem matematik hem fizik kanalı. Newton çok ünlü bir matematikçidir aynı zamanda arkadaşlar. Çok kıymetli katkıları olmuştur matematiğe de, fiziğe de. Evet, bununla gösterilir. Yere düşmekte olan M kütleli, küçük M kütleli bir cisme M kütleli ve R yarıçaplı dünyanın, bunları o yüzden büyük harflerle göstermiş, kazandırıcı ivme büyüklüğü şu şekilde ifade edilir demiş ve şeyleri yazmış arkadaşlar. Büyük M dünyanın kütlesi, küçük m cismin, o cisim sen de olabilirsin. Büyük r arkadaşlar karesi, bak dikkat edersen. Zaten çoğu zaman bu kuvvet arkadaşlar uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Hangi yerde denk gelirsen gel aklında olsun, tamam mı? Bütün elektromanyetik kuvvetlerde bile cismin uzaklığının karesiyle hep ters orantılıdır bu kuvvet. Bu r dünyanın çapı. Bu g de arkadaşlar kütle çekim sabiti, tamam mı? Daha sonra bak buradan M'ler birbirleriyle sadeleşiyor. G yani çekim ivmesi arkadaşlar. G çarpı M bölü R kare ile bulunuyor. Şimdi bununla ilgili güzel çalışmalar yapacağız. Şuraya tekrar yazayım ben bunu arkadaşı. G eşittir. Büyük G çarpı büyük M bölü R'nin karesi. Güzel, tamam. Dünyanın geometrik yapısının kutuplardan biraz basık. Bak onu az önce konuştuk zaten. Beceri bunun arkasında mıydı? Yok, buradaydı. Değil mi? Az önce sana çizmeye çalıştım. Biraz basık olduğunu göz önünde bulundurarak aşağıdaki verilen yerleşim bölgesindeki yer çekim ivmelerini büyükten küçüğe, yani 1'den 7'ye kadar sıralayın. Neden 1'den 7'ye kadar diyor? Çünkü 7 tane yazmış. Arkadaşlar şimdi burada dünya haritasını vermiş. Sizin gözünüz benden daha sağlamdır ama hepsini görmek namümkün. Şimdi arkadaşlar benim burada bakacağım şey şudur. Şimdi birden büyüğe kadar, birden beşe kadar, büyükten küçüğe. Yani en büyüğüne bir diyeceğim. Arkadaşlar kutuplara en yakın ben burada İngiltere'yi görüyorum. Bak Türkiye burada, Avrupa kıtası burada, hop burada İngiltere var. Mesela Norveç, İsveç falan deseydi İsveç'e bir numara derdim. O çok daha kuzeyde. Biliyorsunuz. Tromsø takımı var, futbol takımı. O Norveç takımıydı galiba. Dünyanın en kuzeyde yer alan futbol kulübüymüş benim bildiğim kadarıyla. Mesela Tromsø dese ona bir numarayı verirdik. İngiltere arkadaşlar burada benim en kuzeyde gördüğüm. O yüzden bir numarayı çakarım buna. Ondan sonra yavaş yavaş diğerlerini aramaya çalışırım. Yine Avrupa kıtasında burada gördüğüm Fransa var arkadaşlar. Fransa da burada, daha güneyde. Daha ekvatora yakın. Fransa'ya 2 numarayı veririm. Şimdi bak Kongo Cumhuriyeti, Libya, Çad, bunlar zaten Afrika ülkeleri. Bu Afrika'da oldukları için bunlar daha düşük çekim kuvvetlerini alacak. Bunları arka sıraya bırakıyorum. Sonra 1 ve 2'yi yazdıktan sonra arkadaşlar gözüm yine Avrupa'nın diğer gözde ülkesi, belki de dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'yi görüyorum. Türkiye'ye de 3 numarayı yerleştiriyorum. Dünyanın en güzel, en muhteşem insanlarının yaşadığı en şahane coğrafya. Anadolu'nun olduğu yer Türkiye'yi yazıyorum. Daha sonra hemen güneyimizde ne var arkadaşlar? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Kardeş vatanımız. Buna da 4 numarayı yerleştiriyorum. Şimdi yavaş yavaş ekvatora doğru ilerliyorum. Hemen ekvatorda neyi görüyorum arkadaşlar? Kuzeyinde Afrika kıtasının kuzeyinde Libya'yı görüyorum arkadaşlar. Ona da 5 numarayı veriyorum. Fas'ı görseydim Fas'ı işaretlerdim. Biliyorsunuz 2022 Dünya Kupası'nda 4. oldu Fas'ta. O da Avrupa'nın kuzeyinde yer alır. Libya şurada galiba ya. Yok, şu Mısır.
Libya bu. Ha, bak Libya'yı bulduk. Fas da şuralarda bir yerde, tam İspanya'nın karşısında. Daha sonra arkadaşlar Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Çad'a bakarım. Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben bunu cevap anahtarından kopya çekiyorum. Ama sen de görürsün zaten sevgili arkadaşım. Çad biraz daha kuzeyde yer alıyor. 6 numara. Artık Kongo iyice arkadaşlar şeyde, Ekvator bölgesinin üzerinde bir yer galiba. Ben burada Tanzanya'ya gittim. Zaten şimdi birazdan Tanzanya'dan başlayacağım. Tanzanya'da neredeyse sevgili arkadaşlar Ekvator'da yer alıyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne de 7 numarayı verip vedalaşıyorum soruyla. Anlaştık mı? Buradaki sıralama koşulum benim Ekvator olan uzaklık ya da kutuba olan yakınlık, uzaklık diyebilirsin. En yakın İngiltere olduğu için 1 kutba, kutba en uzak olan Kongo olduğu için de 7 numarayı verdik. Şimdi gel soruya bak. Tanzanya'da bulunan 5895 metre, hadi buna biz 6000 metre diyelim yaklaşık, yüksekliğindeki Kilimanjaro dağının zirvesindeki yer çekimi ivmesinin büyüklüğü ile ilgili ne söylenebilir? Hemen önce size hava atayım sevgili arkadaşlar. Ben Tanzanya'ya gittim. Tanzanya'ya gitmekle kalmayıp sevgili Kilimanjaro dağının da eteklerinde yürüyüş yaptım. Dünya gözüyle gördüm yani. Tabii yeni bir hava daha atayım. Ben Nepal'e de gittim arkadaşlar. Orada ne var? Everest var. Dünyanın en yüksek dağı. Bu da 8850 yaklaşık. Bunu da dünya gözüyle gördüm. Bu dünyanın en yüksek. Asya'nın en yüksek dağı. Bu Kilimanjaro da arkadaşlar Afrika kıtasının en yüksek dağıdır. Hemen şuralarda bir yerlerde yer alır. Kuzey tarafı Kenya'ya bakar. Güney tarafı da Tanzanya'ya bakar arkadaşlar. Allah nasip etti. Orada da trekking, yani doğa yürüyüşü yaptım. Çok güzel bir geziydi. Sizlere de tavsiye ederim fırsat bulursanız. Hem Everest'e gidiniz hem de Kilimanjaro'yu. Dağcılık ve kış sporları yaptım. Evet, devam edelim fazla hava atmadan. Arkadaşlar bak zaten Ekvator'dayız. Dedi ki Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yer çekimi kuvveti çok az. Zaten Tanzanya'da daha da az yer çekimi kuvveti. Sevgili arkadaşlar bir de tutsana 6000 metre daha yukarıya çıktın. Yer çekimi kuvveti arkadaşlar, yer çekimi kuvveti baya azalır. Hatta ve hatta bundan dolayı ne diyebilirim ben? Dünyada yer çekimi kuvvetinin en düşük olduğu noktalardan biridir diyebilirim, değil mi? Harika. En düşük yerlerden biri. Hem Ekvator'dayım, bir de tutmuşum Ekvator'dan 6 kilometre daha yukarı çıkıyorum. Evet, yeterli havamı da attığıma göre 3'le devam edebiliriz. Ülkemizde kurulacak bir roket fırlatma rampası hangi şehrimizde kurulmalıdır? Gerekçelerini yazınız. Şimdi normalde sevgili arkadaşlar bunun sebebi de şu şekilde izah edeceğiz. Ben roket fırlatmak istiyorum. Yani sizler de fırlatmak istediğinizde. Arkadaşlar biz isteriz ki yer çekimi ivmesi düşük olsun. Neden? Çünkü ben öyle bir kuvvet uygulayacağım ki benim roketim kolaylıkla yukarıya doğru, uzaya doğru yol alsın. Bu durumda neyi gözetirim arkadaşlar? Yer çekimi kuvvetinin düşük olduğu yeri. Bizim Türkiye'mizde hop şöyle dikdörtgensel bir şekil olduğuna göre arkadaşlar, Ekvator'a yaklaştıkça yer çekimi kuvvetimiz azalacağı için yer çekimi ivmesi, güneyde bir il seçerim. Değil mi? Güneyimizde bir il seçerim. Antalya olabilir, Mersin olabilir, değil mi? Antalya, Mersin gibi, Adana olabilir belki, daha güneyde olan. O yerleri seçmem sevgili arkadaşlar. Hatay olabilir mesela. Şuradaki Hatay'ımız olabilir değil mi? İskenderun, o civarlar. Daha güneye yakın, Ekvator'a yakın olduğu için yer çekimi ivmesi düşük olur. Evet, 3'ü de hallettik. İşte 4'te şimdi güzel şeyler söyleyeceğiz. Sakın gözünüz korkmasın. Bak bunları sana bilgi, genel kültür bilgisi olarak verilmiş arkadaşlar. Buradan bir takım çıkarımlarda bulunacağız. Ha, birinci yönergeyi çözdük. Şimdi ikinci yönergeyi çözüyoruz. İkinci yönergede de diyor ki tabloda bazı gezegenlerin yarıçap ve kütle değerleri ile çekim ivmeleri verilmiştir. Şimdi arkadaşlar şu şeyi bir yazalım öncelikle, değil mi? Bir önceki yerden kalan yer çekim kuvvetini ne yazmıştık biz? Çekim ivmesini. Yer çekim kat sayısı, kütle çekim sabiti,
Sonra gezegenin kütlesi bölü gezegenin yarı çapı. R kare demiştik. Güzel. Bu bir aklımızda kalsın. Evet, verilmiş. Burada görüyorum arkadaşlar. Hop, şu arkadaşı çevirdiğimde 10 kilogramlık kütleli bir cisim var. M eşittir 10 kilogram. Evet. Güneş sistemindeki gezegenlerde ayrı ayrı tartıldığını düşününüz. Güzel. Ayrı ayrı tartıldığını düşününüz. Cismin ağırlığının en büyük ve en küçük değerlerini hesaplayınız. Arkadaşlar, bizim ağırlığımız G neydi? Şunu da görmüş olun. G M çarpı G idi. Arkadaşlar, ağırlık işte bu. Tartacağım. Bu biz hep 10 alıyoruz ya. Bu 10 olarak aldığımız ne arkadaşlar? İşte dünyanın G'si. Dikkat edersen 9.8. Biz kolay hesap yapalım diye bunu hep bize 10 olarak verdiler. Bu aslında biz üniversitede 9.81 alırdık. Tam olarak da 9.81 denebilir. Yani o da çok yaklaşık. Ama biz yaklaşık lise müfredatında hep 10 kabul ediyoruz. Dünyanınki bu. Sevgili arkadaşlar, dünya için hep bunu koyuyorduk ya. Benim cismimin kütlesi belli 10. En büyük için neyi almalıyım arkadaşlar? G en büyük. O zaman G'si en büyüğüne bakarım. Hop, o da ne? Aman Allah'ım. Jüpiter'e bakar mısın? Jüpiter coşmuş arkadaşlar. G'si 26. O zaman M çarpı G yazarım. 10 çarpı 26 buyur sana 260 Newton olur. Nerede? Jüpiter'de. Sana ilginç bir şey daha söyleyeceğim bunu çözdükten sonra. Küçüğe bakalım. Arkadaşlar, küçük içinde G'si en küçüğü alacağım. Bakıyorum. 3.61 var. Neredeyse 3.75 alacaktım. O arkadaş da kim? Merkür. Merkür'de de arkadaşlar kaçmış? 3.61'miş. 10 çarpı 3.61 o da 36.1 Newton yapar. Bu da Merkür'de. Hadi aklımızda kalmasın. Dünya'da ne olur arkadaşlar? 10 çarpı 9.8'den 98 Newton olur. Bak, dikkat edersen Merkür'de 36 Newton, Jüpiter'de çok ağırmış ya. Yürümek de çok zor. Yürümek çok zor dedim. Şimdi istiyorsan yürümeye kalk. Ben sana birkaç bilgi daha vereyim. Arkadaşlar, biz Güneş sisteminde en büyük gezegen Jüpiter biliyoruz değil mi? Doğru. Yani yarıçapının da en büyük olmasını bekleriz. Bir bakalım. Evet, en büyük. Değil mi? Bak, en büyük yarıçap onun. Daha sonra da Satürn geliyor. Sevgili arkadaşlar, en büyük olan bu arkadaşın hop, dikkat edersen kütlesi de 10 üzeri 27 olduğu için 19 çarpı 10 üzeri 26 da diyebilirsin. Kütlesi de en fazla. Şimdi yürüyebilme esprisi yaptım. Burası arkadaşlar gaz dolu bir gezegen. Yani katı bir zemini yok. Yürümek pek mümkün olamayabilir yani. Evet, bunu hallettik. Şimdi bak, burada çok güzel bir şey yapacağız şimdi. G eşittir G çarpı M bölü R kareyi gene hatırlatıyorum. Tamam. Şimdi yukarıdaki işlemi hallettik arkadaşlar. Bu tabloyla işimiz yok artık. Şimdi geldik şu arkadaşa. Diyor ki bana, dünya yüzeyindeki ve yüzeyden 6380 kilometre uzaklıktaki ağırlığını ayrı ayrı hesaplayınız. 10 Newton'un. 10 kilogramın. Sevgili arkadaşlar, şimdi dünyanınkini biliyorduk zaten. 9.8. Şimdi bak, bu G sevgili arkadaşım. G. Küçük G'yi. G çarpı M bölü R kareyle bulmuyor muyduk? Evet. Bak, dikkat edersen ben buraya yazmışım. Bu 6380 vermelerinin sebebi şu. Bu Wikipedia'dan aldığım kaynak arkadaşlar. Yani yaklaşık 6380 diyebilirim. Kimse kızmaz bana. Bu kadar kilometre. 6380. Ben aklımda şöyle de tutuyorum arkadaşlar. Nil Nehri var ya, Nil Nehri'nin de yaklaşık uzunluğu bu kadar. 6000 kilometre kadar. Türkiye'den Tanzanya, Türkiye'den Nepal uçak uçuşu da yaklaşık 6000 kilometre. O şekilde de aklımda tutuyorum. Bunu vermesinin sebebi şu. Arkadaşlar, şu benim dünyanın yarıçapı R. Sen şimdi bu diyor ki dünya yüzeyinde, yani çap R iken, bir de dünyanın yüzeyinden 6380 gidersen ne oluyor? Yarıçapın 2R oluyor. Aha. Yani şu. Sen buradasın.
Bir burada hesapla diyor. Bir de bir bu kadar daha çık şurada diyor. Şurası R kadar olursa, bak bu mesafe ne olur arkadaşlar? 2R olur. Bu durumda sevgili arkadaşım, dünyanın çekim kuvveti, yer çekimi ivmesi 9.8 değil mi? Evet. 9.8 eşittir G çarpı M bölü R kare. Güzel. Şuradaki ağırlığı hesaplayalım. G eşittir arkadaşlar 10 çarpı M çarpı küçük G yapacağım. 9.8 kaç çıktı? 98 Newton çıktı. Şimdi sevgili arkadaşlar şeyi hesaplayalım. Şimdi bak bu 9.8 ise benim aradığım 2R uzaklığı değil mi? Şu değerim ne olur arkadaşlar? G çarpı M bölü 2R'nin karesi olur. Değil mi? G şuraya ne diyelim? Uzay diyelim ya. Uzay. Uzaydaki çekim kuvveti. Uzaydaki çekim kuvveti de G çarpı M bölü 2R olur değil mi? Bu durumda ne olur arkadaşlar? G çarpı M bölü 4 R kare olur. Sevgili arkadaşlar şu değer bak. Bu değer burada. Kaç bu? 9.8. Bunu 4'e bölersen o G uzayı bulurum. G uzay eşittir 9,8 bölü 4 olur. Anlaştık mı? Sen kitaptaki çözümde bakmışsındır. Bu 2,45 nereden geliyor? İşte sevgili arkadaşlar şu değer G çarpı M bölü R kare 9.8 ise 4'e böldüğümde de G uzay dedim ben buna 2,45 olur. Bu durumda G'deki ağırlığın da uzaydaki G ağırlığında 10 çarpı 2,45'ten eşittir 24.5 Newton olur. Haydi geçmiş olsun. Bu da budur. Anlaştık mı? Güzel. Yani kitaba baktığında bu 4 de nereden geliyor diye şaşırma. Yaklaşık 2R uzaklıkta olduğu için. Anlaştık. Güzel. Sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.